Bakmadan duramıyorum. Başlıyor. Merhaba Erdem, ben karşımda. Evet. Aa, doğru ya, gerçekten karşınızda diyecektim. Karşımda Valide var. Evet. Her zaman evet. Evet, karşı şimdi doğru. Yalan söyleyecektim, doğru. Dilim dönmedi. Neredeyiz biz ya? Bir açamadın yine. Merhaba, bakmadan duruyor. Bizi bunun başa mı alsak? Ben duramıyor, dilim dönmüyor. Bakmadan duruyamıyorum. Düğümleri kanaylı gibi bir şey oldu bu. Fak dedim. Merhaba, bakmadan duramıyorum. 16. bölümündesiniz. Ben Erdem, karşımda Valide var. Gülüyor. Yüzüme baka baka gülüyor ya. İyice salak yerine koydular beni burada. Burası salak yeri. Ben şimdi yalanlarla devam edeceğim, kusura bakmazsan. Tamam. En son şey demiştin de ben düşündüm onu geçen yayından beri. Aklıma bir şey gelmedi. Yani söylediğin anda pişman olduğun bir yalan var mı diye. Evet. O an. Ne söylediğimi unuttum. Ya kesin vardır ve ben onu hatırlamayı bulmayı çok istedim ama nedense hiç aklıma güzel soruydu. Şey bu çok böyle bozulsun. Evet, dinleyicilerden de mesajlar geldi ama böyle bir bununla ilgili bir mesaj gelmedi. Aradım gerçekten. Olsaydı çok sevinecektim. Çok tatlı olurdu. Ama illaki vardır ya, illaki. Ya böyle şey kafamda şöyle şeyler var. Hani son hecesini yutmak zorunda kaldım. Fade out oldu. Aa, evet, fade out. Bizim fade outlarımız meşhur. Evet, oluyor ben o şeyi. Çünkü malum ortada bir çam varsa biz onu mutlaka deviririz. Bir noktada o devirdiğimiz çam... Hakkımızı yemeyeceğim. Şöyle, az önce konuşuyorduk ya, mesela başkasının ısrarı ya da zorunluluğu yüzünden sen de o yalana dahil olmak zorunda kalırsın. O çok kalırsın. Kötü oluyor işte. İğrenç bir şey yani, evet, o. Bir evet. De mesela ben onu bozarım arkadaş. Kesin. Ya bozmuşluğum var tarihte. Kesin, aslında bunca zaman sonra insanların seni tanımış olması lazım. Sen onu unutacaksın. Beni sırdaş edebilirsiniz de yalanınıza yoldaş edemezsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel atasözü çıktı. Değil mi ya? Seda Sayan. Beni sırdaş edebilirsin ama yalanına yoldaş edemezsin. Yani. Böyle bir rap map falan, öyle bir şarkı falan yazacak olursak bir gün. Bunu kullanabiliriz. Tamam, olur. Niye bir şarkı yazarsak yani? Allah'ım o gün gelir mi ya? Göker yazsın. Güzel yazıyor. Göker'cim yazsın. Buraya gelsin. Burada freestyle yazsın. Aynen. Tamam. Hadi bakalım. Göker, sana sesleniyoruz. Bekliyoruz buraya. Freestyle yalanlarla dolu bir rap. Bize yalanlar üstüne. Böyle bizi dinleyen insanlardan dönüşler alıyoruz. Hı hı. Bunlardan bazıları evet bizi tanıyan insanlar. Zaten ilk önce böyle bir yayıncılığa başladığında seni küçük bir grup izliyor ilk bölümlerde, hı hı, eşin dostun. Ama sonra seni tanımayan insanlar da yavaş yavaş dinlemeye başlıyorlar. Onlardan da güzel mesajlar alıyoruz. Hepsine çok teşekkür ederiz. Fakat arkadaşlarımızdan gelen mesajlar birazcık sanki içinde hafif bir yalan yalan mı var? Aa, dur ya. Evet, haset ya. Mi haset var? Arkadaşlar, haset. Siz bizi çekemiyor musunuz? Hani sizi de aramıza almadık diye hafiften böyle yüzümüze sitem edemediğiniz için alttan alta bizi tedirgin mi etmeye çalışıyorsunuz? Vallahi ne varsa yapmaya çalıştığınız ya. Da belli değil gibi. Yani onu da söyleyeyim. Çok belli de değil ne yapmaya çalıştığınız gibi. Bir tane post paylaşmaz da üzerimden prim yapıyorsunuz der falan. Ay evet, evet. Yani. Senin ben üzerinden daha ne prim yapacağım acaba? Yani? Acaba. Bugüne ne kadar çok yaptık çünkü. Biz de ben de dedim yani işte şey, görünmez adamın arkadaşıyım. Falan. Kapılar açıldı mesela benim böyle deyince. Bir anda o görünmez adamın arkadaşı geliyor. Erdem Bey, buyurun, sizi evet, burada ağırlayacağız. Çünkü siz görünmez adamın arkadaşısınız. Böyle of bir ya. Dünyada yaşasaydık güzel olurdu ve hayatı böyle olan insanlar var gerçekten. Görünmez adamın açtığı kapılardan geçer. Hayır. Görünmez adam değil de daha görünür, daha tanınan insanların hani arkadaşı, eşi, ünlü. Dostu olup özellikle ondan ünlü. Daha çok o krediden yararlanan insanlar var ya mesela. Benim de tanıdığım insanlar var öyle. Hı. Tanınan insanlar bunlar. Selebritiler. Ama onların böyle hiçbir forsu yoktur. Dünya mütevazısı insanlardır. Ama sen eşine dostuna gel. Onlarda daha bir afra tafra. Ay inanamazsın. Evet. Onlardan biri benim. Mesela bir arkadaşım var. Evet. Gaye Gürsel. Hı hı. Onun işler güçlerde rol aldığı zamanlar. Hı hı.
işte oturuyoruz bir yerde, insanlar geliyor fotoğraf çektiriyorlar Gaye ile. Okey, tamam, problem değil. Başlarda şey yapıyorum, hatta verin ben çekeyim, problem değil falan. Ama problem bir değil, yani problem demek istiyor. Bir noktadan sonra problem değil. Çünkü o kadar popüler olduğu bir dönemdi ki, yani oturup ikili lafın belini kıramıyorsun. Aa, ve bir noktadan çok sonra ünlü arkadaşım olmam. Bir noktadan sonra şey diyorsun, aa ama burada da yani iki laf konuşamadık canım. Hani sanki orada ünlü olan sen misincesine bir kapris çıkıyor içinden. Yani bence toplum, yani toplum değil, Allah toplumu benim ünlülüğümden korumuş olabilir. Ay. Ya da şey mi oluyor orada acaba? Yani orada ben zaten kimim ki, istediğim kaprisi yapabilirim. Ay o Vahide de ne kadar kaprisliymiş diyecek kimse yok yani. Beni kim tanıyor? Doğru. Kim tanıyor? Seni kim tanıyor? Bir düşündüm şimdi. Seni, yani, seni kim tanıyor? Sektörel belki isterim. Belki. Bilinirliğim var falan. Onlar da Gaye'yi tanımıyorlardır belki. Bunun zaten Gaye'yle ilgisi biteli çok oldu. Buradan Gaye'ye yeşil ışık yakıyorum ben. Tamam. Onu da bekliyoruz. Evet, belki ona söz hakkı doğar da. Evet, buradan ister. Biraz şey mi yapsak acaba onu da? Vay üstümden amma prim yaptınız filan dedirtecek bir şeyler. Mi yapalım Gaye? Yapalım. Ay ona da kıyamam ya. Yok, böyle ne gerek var? Çok da tatlı, Gürkan gibi değil ki o. Yani alakası yok. Bir kere görünen bir insan televizyonu, her çıktığında Gürkan biz onu gördük. Biz Gürkan yalanı. Mesela ne demek o? Gürkan'ın söylediği ya, ortaya çıkan hiç böyle bir şey olmadı. Keşke biz bu programı biraz hazırlayalım. Gelseydik. Çok iyi yalan çıkartırdım ben ya. Bunu tutalım. Yani sonuçta daha önümüzde yapacağımız bir sürü bölüm var yani. Madem prim mi kardeşim, al bak. Prim öyle yapılmaz senin nasıl üzerinden. Yapılır? Böyle yapılır. Yapabiliriz yani. Geçen programdan yalanlara kaldığımız yerden biraz devam edeceğiz. Çünkü konuşmadığımız başlıklar kalmıştı. Söylemediğimiz yalanlar sık var. Söylenen yalanlardan hala daha bahsetmediklerimiz var. Bunlardan bir tanesi çok yakışmış. Evet. Yani kaçınılmaz son. Ya mesela ya gelinlik giymiş, düşünsene kıza yani. Hani anladın mı? Gelinlik de gelinlik exceptional bir olay. Gelinlik yani her geline yakışır kardeşim. Bence de. Ne oldu? Bir dakika, benim şey var. Çocuğunuz çok güzel. Çocuğunuz çok güzel. Yani demem, bak şimdi bebeğin çirkini var benim. Var, var. Ha, ne biçim bağırdı. Ama var. Böyle bir annelerin ortasında düşmüştüm ben yani. Bir sürü bebek var. Maçka parkında mıydık? Yok değilim. Hayır, Central Park'taydım. Ha, okay. Bir sürü bebek var. Bebeklerden bir tanesi abi ay parçası yani onu. Bayağı göndermişler yani onu. Diğerlerini de Allah affetsin yani. Ondan sonra ben ister istemez tabii hani bir güzellik budalası gittim kadının yanına. Dedim ki yani işte şey, vallahi burada bu kadar bebek var ama sizinki de bedin maşallah yani ne güzel falan. Kadın tabii analık üzerinden bana şöyle dedi. Her bebek güzeldir. Ben dedim ki. Hayır değil. Evet, yani, ha, onu diyorsun ister istemez abi, eciş bücüş bir şey gösteriyor sana adam ama yani hani yeni doğmuş anladın mı? İkinci gün daha suyunu atamamış yani eciş bücüş olmuş falan. Ya ben yeğenime yaptım onu yani yeğenimin doğumundan bir 6 ay kadar fiziksel olarak bir araya gelemedik onunla ve fotoğraflarını görmek zorunda kaldım kendisini görmek yerine. Bana ilk fotoğraf geldiğinde Allah ya Rabbel alemin bu kadar çirkin ne kadar bir yakışıklı çocuk bebek. Yani ben var ya ağladım ağladım ama bunu nasıl söyleyeceğim ablama? Diyemedim ki yani kız bu ne ya, sen bunu nasıl doğurdun yani, sen de güzelsin, kocan güzel falan bu nereden çıktı? Ama tabii o zaman şey de bilmiyorum hani bebek artık 5. ay 6. aya geldiğinde falan toparlar gibi. O yüzden biz burun buruna geldiğimizde Alp zaten muazzam. Güzellikteydi. O zaten benim için artık fark etmiyor. Ama duygusal bir şey yoksa aramda o bebek ya güzeldir ya çirkindir. Resmi olarak bunu söyleyebilirim. Doğru. Çok yakışmış üzerine dedik. Konuşuyorduk. Aha. İşte bu bebek saç kesimi. Güzel yakışmış. Nasıl bebeğe geldin ya? Bilmiyorum, anlamadım. Gelinlik dedin. Ha, gelinlik dedin. Oradan falan. Evet. Bu bir saç kesimi, bir saç rengi, bir kıyafet. Yani bakıyorsun ki ona çok böyle heves etmiş falan. Çok yakışmış. Denebiliyor. Ben bunu dememeye başladım. Mesela eğer o kız arkadaşım yani benim kadar bacak boyu yoksa
O hani bileğin hemen üzerinde biten pantolonlar var ya, onlar modaydı son birkaç senede. Yani o zaten kısa boylu birini iyice yere yapıştırıyor. Ya ben o zaman söylüyorum yani bunu giymediği. Biz söylemekte fayda var vallahi. Evet. Yoksa biz bakıyoruz eski resimlerimize, diyoruz ya arkadaşımız mı yokmuş arkadaş bunu. Bu arada benim kadar bacak boyu yoksa derken kendi bacağımı övmedim. Hani övdün. Literally bacak benim kadar değilse, benim toplamım kadar bir bacak yoksa. Hiç öyle duyulmadı. Ama o yüzden düzeltme ihtiyacı evet, duydum. Kıvırmadım, düzelttim. Pardon. Ki o pantolonları ben de giymiyorum. Bana da yakışmıyor. Midemi bozmuşum, zehirlenmişim. Ay, zehirlenmişimi ben kullanıyorum. Ya. Yani kullanıyorum derken once upon a time işte yani. Hmm. Böyle hani çok şey manyak, ne denir ona? Ne denir ya ona? Bu çok safe bir yalan ama ya. 5 sene önce falan, 5 sene önce yoğun kullandığım bir şeydi. Çok safe bir yalan. Çünkü her an olabilir. Yani midemi zehirlenmek olmasa bile... Midemi bozmuşum. Bir de midemi bozmuşumun arkasını da deşemiyor ya söylediğin insan. Evet yani insan. Ne oluyor falan. Ne oluyor? İşte çok kötü sulu sepkensini sıçıyorum. Hani onu açıklamasını isteyemezsin ya bir insandan. Hani hay Allah, herhalde yediğim bir şey dokundu deyip en fazla. Yani konu sadece o kadar uzayabilir. Bana söylesin. Buradan dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Yani en bozun. Safe yalan. Düğüne mi gitmek istemiyorsun? O gün işe mi gitmek istemedin? En güzel, en temiz yani içeriği pis ama sizi o işin içinden tertemiz çıkaracak yalan midemi bozmuşum. Benim öyle anlayamadığım şeyler oluyor. Yani yalan olmasına gerek yok. Ama mesela ısrar da anlayamayın. Böyle ciğerine kadar sorduğum soruları. Değil mi? Yani, o hiç yapmaman gereken yerde yapmak yani, onu. Normalde sorman gereken bir sürü şey olur. Ve onları sormadığın için mesela para kaybedebilirsin, zaman kaybedebilirsin. Başına saçma sapan şeyler gelebilir. Sor değil mi ona orada denilen insan modeliyken. Ben gidip burada kaybetmek en üzerine olman gereken şeyleri dibine kadar dibine gidip kadar soruyorsun. Bana hatta o şöyle bile anlamadığım şeyleri oturdu diyorum. Şöyle oldu. Ekipten bir işte kadın arkadaşın bir problemi varmış. İşe gelemeyecekmiş, bir şeymiş bilmem falan. Yani en son bana dediler ki kırsal. Ha. Ben anlamadım. Ha, kırsal anladım. Kırsal. Çok iyi. Kırsal olarak anladığım için çok merak ettim. Kırsal ne olmuş olabilir yani. Düşünsene. Ben bu sabah uyandım ve kendimi bir kırsalın ortasında buldum. Gerçekten o yüzden ya. Şu an işe gelemiyorum. Kırsal kim bilir başıma ne geldi, önce onu bulmam lazım. Falan. Yeni adet olmuş, kız çocuklarının da korkunç anları oluyor. Denize girersin işte beraber arkadaş grubuyla denize gireceksindir. Kız giremez denize. Ha. Giremeyecek durumdadır. Ay, ona vay niye girmiyorsun? Canım istemiyor. Niye canın istemiyor? Nasıl yani bu havada? Denize baksana. Ya, hava yok, ben girmeyeceğim falan. Ne demek ya ki? Bak seni suya atarım falan. Ama o kadar anlamıyor ki. Çok kötü. Yok çünkü. Çok kötü. Midemi bozmuşum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani şey gibi evrenin de sırrını verdim. Siz daha önce hiç akıl edememiş olabilirsiniz bu yalanı. Şimdi benden duydunuz. Ay bu çok iyi. 5 dakikaya oradayım. Rahat 40 dakikam var. Rahat yani. Tabii ki canım. Net. Net. Yani o ben çok maruz kaldım. Maruz kaldın? Sana mı dendi hep? Yani ben çok bekledim ya böyle. 5 dakika oradayım. 5 dakika yok. Bak ben küsuratlı zaman veririm arkadaş. Hı-hı. Dikkat etmişsindir ben. 17 dakika sonra oradayım. Çünkü Hı-hı. çok kılı kılına hesap yaparım. Manyak olduğun için. Ben mesela yani seninki de artık biraz fazla yani. Bak şimdi, çünkü sen bana desen ki 15 dakikaya oradayım ve o 17 olsa sorun değil bu, biliyorsun değil mi? Ben ölçüyorum ama. Anladım da yani. Ölçüyorum derken şunu yapıyorum. Mesela ben sana dedim ki. Navigasyondan bakmıyorum. Yani, Allah Allah, nasıl ölçüyorsun? Çünkü şunu düşünüyorum yani. Atıyorum mesela sana geleceğim mesafe şu kadar mesafe, bu kadar trafiği olur. Bu yoğunluğu var. Çıksan... Evet, arabayı park ettim. İşte şuradan indim. Şuradan şuraya yürüyeceğim falan. Kaç dakikada yürürüm? Hepsini hesap ediyorum. Sana 17 dediysen bak şöyle yapıyorum. Ay, Rain Man mi bu? Sana 17 dediğim anda saate bakıyorum, tamam mı? Ha. Ve yanına geldiğim dakikada hemen saate bakıyorum ama ben bunu kendi kendime yaşıyorum. Aha, ben evet doğru. Rain Man midir bu? Yok be, değil ya. Arabaya bıraktım. 6'da gelirim dedim. Farazi bir şeydi o. 6'da gelirim dedim adama. 6'da oradaydım bak. 00 fakat 2 dakika önce telefona baktım. Ha. Mesafe 5 dakikalık ama. Bak bu koşmaya başladım. O işte 3 dakikayı kısalttım o eforla. 2 dakika sonra 6'da oraya girdim. Ben insanlar beni bekliyorsa çok geriliyorum. Öyle. Yani insanları bekletiyorsan. Bekleme koşuluma göre geriliyorum ya da gerilmiyorum. Beni evde bekliyorsan bekleyebilirsin. Hı-hı.
sokakta bekletmekten hoşlanmam. Ya şeyin, burada konuştuğumuz her şeyin zaten bir şey istisnası var. O insanla ne kadar... Kesiyorsun istisnayı. Samimi ol. Evet lütfen yani. Her soruda bunu bana tekrar tekrar... O artık kim olduğuna göre değişir. Nerede beklediğine göre değişir. Müstesna. Müstesna diye bir karakter vardı. Var çok severim. Perran Kutman mıydı? Perran Kutman'dı. O diziden kaldı işte yani. İstisnalar kaideyi bozar. Esprisi. İstisnalar değil, müstesnalar kaideyi bozar. Ben de filan dedim. Hiç dinlemiyorum. Az önce sen bahsetmemişsin gibi. Ya peki böyle aklında kendi çok epik yalanların var mı? Gerçi ona geçmeden önce şurayı da bitirmek istiyorum. Trafik en çok tabii kullanılan yalanlardan biri. Çok aşırı safe. Midemi trafik... bozduğumda trafik %100 kullanabilirsiniz. Evet, çok safe. Kimse sorgulamaz. Şey var mı? Ha, ben de yeni geldim zaten. Mesela bir date. Ay tabii canım, 45 dakika önce oraya gitmiş. Üstüne bir de o da gecikmiş. Ama sen orada o beklemeyi kendine yediremiyorsun. Herhalde yani. Çünkü hani o kadar da umutsuz da görünmek istemiyorsun. Farazi rakamlar verdiğim oldu. Ha, aha. Ne gibi? Ya işte ben de 10 dakikadır buradayım. 2,5 saattir oradayım ama. Yok ya, çok geç kalmadım. Ben de yeni geldim, zaten. Neden? Çünkü ben de zamanında gelseydim ve sen bu kadar geç kalsaydın ben seni beklemezdim mi? Alttan böyle bir verme kaygısı. Güzel. Alarm çalmadı klasik yalanlardan biri. Benim en sevdiğim şey ya, televizyonlarda çok gördüm. Bu aslında tam olarak yalan değil. Yalan söylemiş oluyorsun da bu biraz cahillikle ve düşünmemekle ilgili olabilir. 80 milyon bizi izliyor. Ya muazzam gerçekten. Mesela o nasıl yerleşti? Ben bunu da ilk söyleyen kim çok merak ediyorum. Çünkü bunu ilk söylendiğinde muhtemelen Türkiye'nin nüfusu 12 milyon falandı. O ama yıllar içinde artmadı mı? Arttı galiba. Aha, yani mesela 60 milyon bizi izliyor. Evet 70, ya öyleydi. Güzel diye gitgide yükseldi sanki. Bir de ben böyle şeye gıcık olurum. Yarışma programlarında yarışmacılar seyirciden halk diye bahsediyor. Yani işte buradan sen halka oynuyorsun. Bizi zaten halkın oyları bir yere getirdi. Yani arkadaşlar hani siz Türkiye'nin idaresine talip bir seçime girmediniz. Yani o programın bir seyircisi var. O size oy veriyor. Seyirci deyin şuna. Ya gerçekten şuna artık seyirci deyin ya. Bizi izleyenler değil. Ben de çok sinirleniyorum. Tamam. Niye bilmiyorum. Evde durup durup buna sinirlenmek. Peki böyle kendi yalanlarından var mı anlatmak istediğin? Çok saçma, seni çok salakça duruma düşüren ya da başka bir biçimde tanımlayabileceğin. Kendi yalanlarım. Ya benim bir tane var mesela. O çok, anlat sen. Çok saçmaydı. Ben hazırlıksız geldim. Ya biz lise 2'de analitik geometri diye bir ders aldık. Hiçbir zerresini anlamadık o dersin. Sınav var ertesi gün ve öğretmen bize şeyleri vermiş. Bir atıyorum 100 tane soru vermiş. Diyor ki soru bunların içinden çıkacak. Biz de 4 kız dedik ki biz bu akşam bunlara çalışalım. Yarın sınavdan geçelim. Bu harika bir plan. Harika olmasını engelleyen şey şu. Aramıza bunlardan anlayan birini almadık. Siz 4 bilmez. 4 bilmez. Biz onları çözeriz gibi düşündük. Yani önce bir de böyle şey yaptık. 4'e ayrıldık. Soruları 4'e böldük. Hani herkes o kendi 25'ini çözecek, sonra diğerlerini anlatacak. Olmuyor. Tabii ki. Sonra işte hepimiz birlikte aynı soruya odaklanalım dedik. Hadi bir çözdük, iki çözdük, baktık daha 98 tane var. Olmuyor. Dedik ki ya olmayacak zaten filan. Sabahta kalktık ya, çalışmadık da etmedik de sınava da girmeyelim filan dedik. Ve bir biçimde biz sonra çok pişman olduk okula gittiğimizde. Buradan da acaba biz okuldan mı atılırız gibi saçma bir panik yaşayıp öğretmene gidip Aynur'ların evinin yandığını söyledi. Ay çok çirkin. Ama çok da saçma ve çok aptalca. Evet. Yani hani tamam, Aynur'un evi yandı da diğer üçü. Hani uçak düşmüş bir ara istersen. Ha, bunun gibi. Yani madem böyle bir prodüksiyona kalkışıyorsun bari. Evi yak. Hani yani o evi gerçekten yak. Yani. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında biraz o geçen bölümün sonunda sorduğun soruya uygun gibi, hani söylediğin anda pişman oldun. Ben yani yalanı söylediğimiz anda hocanın gözlerinde gördüm yani onu. Ve o anda pişman oldum ve Allah kahretsin ki sonra sürdürmek zorundasın onu. Ya bir de ya sorma, yapış yapış oluyor ya. Çok kötü bak, bir yalanı sürdürmek zorunda kalmak çok berbat bir şey. Söyledim ben sana şu an bir yalan. Aldın sen onu ve bitti ya, tertemiz. Evet ya.
kategorileri varmış. Öyle bir şey söyleyince bak bir anda tak etti. Takma etti. Vallahi kadar, tak etti artık. Yeter kadar ya, konuş. Yani. Bak şimdi 2008'de İngiliz bilim adamları olduğunu düşündüğüm Brighton yalan kategorizasyonu olmuş. Bu kategoriler gerçek yalan, beyaz yalan, muğlak gri yalan, meşru gri yalan olarak. Siyah yalan ayrıldırılmış. Yok, ayrıldırılmış. Bunlar da niyet, sonuç, fayda ve kabul edilebilirlik açısından niyet, değerlendiriliyor. Niyet, sonuç, fayda İstikbali ve kabul edilebilirlik. Basit niyet. Okay. Aslında doğruluk da var da yalana niye doğruluk diye bir kategori koymuşlar onu anlamadım. O yüzden okumak istemedim. Bir de şuna böyle bir şey yapmışlar. Görsel olarak anlatamayacağım ama böyle bir işte x, y çiz koordinat gibi. Aha, artı işaretini düşün. Büyük evet. Bir artı işareti çizdin. Onun üzerinde en üst tarafta olumlu, alt tarafta olumsuz. Baktığında sol tarafta fayda bedel, yine sağ tarafta fayda bedel var. Tamam. Dolayısıyla söylediğin yalan. Faydası kendisine bedeli yoksa, bedeli yoksa prososyal yalan. Faydası başkasına, bedeli kendisine ise özgenci prososyal yalan. Özgeci ya, özgenci diyorum hep buna ben. Özgeci tamam. Prososyal yalan. Mete özgenci. Evet. Faydası kendisine, bedeli başkasına ise antisosyal yalan. Faydası kendisine, bedeli başkasına antisosyal yalan çok iyi. En sevdiğim yalan bir şey. faydası kendisi, bedeli de yoksa bu tamamen bencil ve olumsuz bir yalan olarak kategorize edilmiş. Yalan yalandır arkadaş. Gerçekten temizlemeyin şunları ya. Zaten uzun bir bu arada makale. Okusa bütün yalancıları haklı çıkartacaksın yani. Gerçekten. Mutlaka bir gerekçesi vardır gibi. Meslek yalanları. Bayılıyorum. Mesela ayakkabıcı. Giydikçe açılır. Hiç açılmadı. Asla. Gazete sıkıştırdık falan. Neler yaptı? Maymuna döndük ya. Ya bir ara ayakkabı vurması diye bir şey vardı. Şimdi hala artık var be. Ama yani hala var da şimdi artık daha casual giyiniyor ya herkes. Daha fazla sneaker giyiyoruz. Yani sneaker hayatın her alanına yayıldı. Artık takım elbise de biraz gitti. Dolayısıyla o ayakkabı vurma derdinden biraz kurtulduk gibi. Ayakkabıcı yalanlarından yani, da kurtulduk. Biz okuldayken okul önlüğünün, üniformanın altına spor ayakkabı giymek yasaktı. Ne saçma. Çok saçma gerçekten. Evet. O şey kösel ayakkabıları giymek zorunda kalırdık. Ve ilk 15 gün o ayakkabılar bizim gerçekten... Gerçekten ilk 15 gün yani o ayakkabılar bizim gerçekten yanınızı sizin ya ayakkabıcılar. Söylesene doğru düzgün ya bir numara büyüğünü alalım kardeşim. Gerçekten ya o açılır filan diyor. Hiç açılır. Şey. Emlakçı yalanları. Bayılıyorum emlakçı yalanlarına. Emlak şeyini okumam bu arada. Neyini? Açıklaması mı? Yok okumam. Yalan çünkü benim için o. Direkt yani. Metroya 3 dakika, havaalanına evet, 5 dakika, sahile 3 dakika. Şimdi bu konut projelerinde artık iyice kurumsallaştı da. Biliyorsun diyor? Yani mesela... Metraj mı veriyor? Hayır metraj değil. Abi ev Başakşehir'de de olsa, Kartal'da da olsa... İstanbul'un en güzel... İstanbul'un merkezinde. Aa evet ya nasıl oluyor? Abi herkes İstanbul'un merkezi olduğunu iddia ediyor. Mesela bu çok kurumsallaşmış bir yalan artık bence yani. Şöyle söyleyeyim. Bir en iyisi bizde sonra... nasıl? Bunu bir ara sanki tüketici hakları böyle bir şeyi... Öyle şeyler var galiba. Ama orada şöyle oluyor bilgi vereyim sana. Bazen sen ortaya bir iddia koyuyorsun. Onu yeteri kadar frekansta yayınlarsan orada artık sana denetim kurulu bir ceza kesiyor. Ama sen onu o kadar insana duyurmuş oluyorsun. Ha geçmiş olsun. Ya o cezayı da göze alıyorsun. Okey. Bazen öyle taktikler yapabiliyorlar. Okay. Yoksa yani bir şey için en iyisi demek ya da ortaya bir iddia koymak için senin yetkili kurumlardan bununla ilgili belge belgelendirilmiş bir gerekiyor. Şey olması aynen. Lazım. Yes. En iyisine inanmayın dinleyiciler. Bir de burada şikayet mekanizması olması gerekiyor. Bir rakibinin seni şikayet etmesi falan gerekiyor. Yoksa oturup sabahtan akşama bütün reklamları da izlemiyor herhalde reklam özlemi. Ben öyle vatandaş olduğunu düşündüm şu anda ya. Hayır en iyisi o değil deyip şikayet eden vatandaş kesin vardır. Yani rakipler birbirini şikayet ediyor ama öyle vatandaşları da ben seviyorum. Çünkü o senin benim boşluğumu dolduruyor bu hayatta. Yani şey var ya mesela bir mobilya marketten sipariş verdin ve o biraz sorunlu geldi. Sen onu önemsemiyorsun. Onu önemseyip. Ha evet doğru söylüyorsun. O markanın o firmanın canına ot tıkayıp. Üstelik bir de bu görüşmeleri yaparken harcadığı kontürün parasını firmadan alan insan yes diyorum. Yes be bravo insan. Ve gerçekten o insan benim kahramanım. Benim bu hayatta bıraktığım boşluğu dolduruyor. Esnaf yalanları bana gelişi bu hı hı.
düpedüz yalan. Oysa evet. yaptığım için resmi olarak söyleyebilirim. Evet. Ticaret yaptığım için resmen söylüyorum arkadaşlar. Ben zaten bu işten para kazanmıyorum var ya. Düpedüz ya. Yani. Gözün içine baka baka ya. Neden acaba? Evet. Benim çok sevdiğim bir esnaf oldu. Kendisine alışveriş yapmadım bu yüzden. Çok net söyledi. Yani pazarlık ben biliyorsun pazarlık. Tabii. Yapmadı. Ondan sonra çok da netti bu konuda. Ben de oradan alışveriş yapmadım. Dürüst insanla alışveriş yapmamak mı bu yani? Yok hayır değil. Yani şey bu sefer karşı tarafa bayağı çirkin duyulan bir şeymiş o. Ha. Alıcıya. Anladın mı? Hoşnut olmadım o tavırda. Tarzını sevmedim. Evet. Tamam olabilir. Galericiler. Evet. Ve benim sülalem galerici biliyorsun. Doğru. Bir de tabii bazı internet sitelerinde kendi arabasını, kendi ürünü satan insanların yazdığı yalanlar var. Aha. İşte Dost'a gider mesela, ben onu anlamıyorum. Dost'a gider nedir? Dost'u nasıl sat kardeşim? Evet. O kadar güveniyorum ki yani seni mahcup etmeyecek bu ya araba. Bir alıcıyla Dost'a birlikte gider. Aynı anda sen kendine Dost'a mı arıyorsun? Yoksa hani hiç şey ben bu ilanı buraya koydum ama kusura bakmayın bu benim Dost'a gider yani siz hiç aramayın kendinizi yormayın mı diyorsun? Manasız bir şey. Ay şey Batman'in arabası nasıldı ya? Batman'in arabası mı? Sen bana göndermiştin. Ben mi gönderdim? Bir tane siyah bir spor araba vardı satılık. Evet. Batman'in arabası diye satıyorlardı. Gerçekten bir adam mi? Batman kostümüyle aman arabanın tanrım. İçinde üstünde filan poz veriyordu. Bayağı ama. Bunu ben aldım emin misin ya? Evet şey çok eminim. Hatırlamıyorsam kafamı çarptım aynı gün herhalde. Çok eminim wow. Sen göndermiştin. Hatta onu bana niye göndermiştin? Vahideciğim sana araba buldum dedi. Çünkü ben o sıra araba alıyordum. Batman'in arabasını bulmuşum. Daha ne istiyorsun? Ve adamın yanında Robin de vardı. Oha. Ve full kostüm ya. İnanamazsın. Spor araba işte siyah ay, bildiğin. Onu modifiye tabii hayvan gibi modifiye var. Böyle pelerini, bayağı maskesi, böyle kollarını göğsünde kovuşturmuş. Kovuşturmamış, kavuşturmuş fotoğraflar falan. Çok iyiydi o ilan. Bravo. Deliliklerine sağlık valla. Belki şeyde ararsanız bulunur, internette ha. Çıkabilir. Batman'in arabası diye yazın. B ile başlayan marka. Arabada. İK biz sizi ararız. Ya bir tane karikatür vardı. Neydi ben onu o? Çok sevmiştim. Siz beni ararız dediniz ama. Evet evet ben sonra onu iş görüşmesi yaptım birine gönderdim. Yani orada ben işe başvuran kişiydim. Çok gülmüştü adam. Evet işe aldın mı? Hayır. Ha. Ama aklımda kaldım bir şekilde. Güldürmüş olduk. Yani şey orada işte kapıyı çalıyor adam ve diyor ki merhaba biz geçen iş görüşmesi yapmıştık. Biz size döneriz dediniz dönmediniz. Ben de merak ettim başınıza bir şey mi gelsin. İyi misiniz filan. Adam leş bir yalan ya. Adam işte şey diyor yo iyiyim bir şey. Ha iyi ben pazartesi gelip başlayayım o zaman. Çok güzeldi. Yapılacak en iyi şey. Memur yalanı. Bu daha çok şöyle sistem gitti. Ekran şeylere ulaşamıyorum falan. Solitaire oynayalım orada. Evet. Sıkılmıştır biraz oyun oynayalım. Aşağı yukarı böyleydi. İnanır mısın? Yine mi doğdu? Yalanların sonu gelmiyor ya. Yalanların sonu gelmiyor ya. Ama doğru biz 18 sene boyunca Yalan Rüzgarı'nı izledik. Evet. Ya. Young and the Restless'ı biz niye Yalan Rüzgarı çünkü diye çünkü YR yazıyordu. Onu anlamadınız mı? Falan diye ben hemen çözdüm ya olayı. Yalanlarla. Başka ne olabilir değil mi? Mesela YR. Yaban. Ya mesela nasıl yapalım? Yaban rüzgarı. Niye yalan rüzgarı? Ama tabii o dizilerde herkes de en iyi yalan söylüyordu be. Evet, gerçekten ya, o doğru. Kadar haklı ki yani. Çok o haklı. Adam 17 sene önce görmüş onu. Bence de. Hani ismini koyarken görmüş abi bunlar yalan söylüyor. Bunlar demiş. 25 sezon. Ya şey çok komikti. Ben İstanbul'a geldiğim sene böyle daha bir yerlerde çalışmaya başlamadan önce dedim ki biraz şey yapayım dublaj stüdyolarına gideyim. Küçük küçük seslendirme yaparım biraz harçlığım çıkar. Gittim biraz küçük da. Küçük seslendirme yaptın mı? Yani küçük küçük dediğim yani bir filmde başrol falan bana konuşturmazlar tabii ki onun için çok yol var ama böyle yan rollerde böyle küçük şeyler konuşuyorsun gerçekten bunu niye böyle bilmiyorum ki valla ciddiye mi aldı sen diyorsun ki aa bu saksı ne kadar küçük hani mesela şey yapayım böyle ben orada yalan saksı mı aa bir dakika ya. Ay çok iyi ya bizim beynimiz yani tamam kapatıyoruz burada neydi biliyor musun mevzu ben Yalan Rüzgar'ın dublajına gittim aa. Evet bir babamı aradım
Babamı aradım. Bak, heyecandan konuşamadım. Baba, ben şu an Yalan Rüzgarı'nın dublajındayım diye. Çünkü ben yani kendimi bildim bileli yayında olan bir dizi o ve onun dublajına gittim. Orada şey, bazı testler yapmamız gerekiyor gibi bir seslendirme yaptım. Wow. Yani şey gibi, ana karakterler bir şey yapıyordu. O evet, sırada bir doktorla biri geçiyor ya, ona böyle uydur bir şey diyorlar yani. Nice. Öyle. Çok muazzammış ya. Aynen, Yalan Rüzgarı ile ilgili de saçma bir anımı anlattıktan sonra haydi hoşçakalın. Bye. Bakmadan duramıyorum. Bitti.